Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber 2018, 2019 ve 2020 senelerinde YKS sınavlarında ders ders fullleyen sayılarını incelemiş olacağız. Biz bu sayıları bayağı bir araştırdık internetten ve sonunda ulaşabildik. 2020'ye denk gelmiştik aslında ve sonrasında da 2019 ve 2018'i de karşılaştırabilmek açısından sizler için derlemiş olduk. Şimdi isterseniz 2018'de başlayalım. 2018 senesinde arkadaşlar TT Türkçe'yi 51 kişi fullleyebilmiş. TT Sosyal 148 kişi fullleyebilmiş ve TT Matematik 1346 kişi fullleyebilmiş. TETF'nin de 1861 kişi fullleyebilmiş. Bunlar TT için olan kısımda. AYT için olan kısımda ise AYT matematikte 1200 kişiye yakın 1198 kişi fullemiş. AYT ise 302 kişi fullemiş. Şimdi arkadaşlar burada hangi bilgilere ulaşmış oluyoruz aslında? Ders ders fullleyen sayısını biliyoruz ama ikisini aynı anda fullleyen sayılarını bilemiyoruz. Örneğin AYT sınavında kaç kişi fullemiş doğrudan ulaşamayız. Ama en azından 300'den az olduğunu biliyoruz. Yani AYT FN'in 300 kişi varsa bu arkadaşlarımızın matematik full bilemediğini bilmediğimiz için. IT fullyen sayısının 300'den az olduğunu görmüş oluyoruz. Ve burada beni en çok şaşırtan arkadaşlar e, sizin de dikkatinizi çekmiştir bence. Biliyorsunuz 2018 senesinde yaklaşık 2,5 milyon öğrenci sınava girmişti ve TYT Türkçe'yi fullyen sayısı 51. TYT Türkçe'yi ben de fullyememiştim. O yüzden arkadaşlar hani düşündüğünüzde 51 kişi TYT Türkçe'yi fullleyebilmiş Bu çok düşük bir oran bence. Yani diğer derslere de kıyasladığımızda inanılmaz düşük kalıyor. Ve gerçekten de hani TT Türkçe'nin herkesin ortak problemi olduğunu buradan da görebiliyoruz. Özellikle sayısaldaki arkadaşlar da zaten zorlanıyorlar bir tık. Denk geldiklerim de oluyor. Yanlışlarını tamamı Türkçeler olan arkadaşlar bile olabiliyor. Bu hani farklı bir analiz olarak kenarda dursun. Aklınızda da bulunsun. Böyle ilginç bir bilgi aslında. Onun dışında arkadaşlar matematik fuller sayısı aslında bir tık fazla diyebiliriz. AYT anlamında da TT anlamında da yani matematik fullenme sayısı yani en azından iyi arkadaşlardan bahsediyoruz. Bu netlere ulaşan arkadaşlarımız eksik bırakmadan ilerleyen arkadaşlar için matematikte ve TT fende fulleme sayısı bir tık daha fazla diyebiliriz. Şimdi gelelim 2019'a. 2019, 2019 fluen sayıları ile 2018 fluen sayıları bence benziyor. TT Türkçe 88, TT Sosyal biraz daha artmış 1405 olmuş, TT Matematik biraz düşmüş Alt, e, 671 olmuş ve TT Fen 1271 olmuş. Yani aslında burada bir değişim var. Örneğin sosyalde artış varken, Türkçede artış varken fulleyen sayısında e, TT Matematik'te ve TT Fen'de düşüş var. Hani bunlar arkadaşlar doğrudan bize sınavın kolaylığı ve zorluğu hakkında bilgi verir mi emin değilim. Ama en azından iyi sıralama yapmayı düşünen ve full'e yakın yapmayı düşünen arkadaşlarımız için iyi bir bilgi verecektir. Çünkü biliyorsunuz sınavdaki birkaç eleyici soru bile buradaki sayıları değiştirebilir. Ki 2021 senesinde nasıl olacağını tam bilemiyoruz. IT matematikte ise arkadaşlar 2019 senesi için 1699 fulleyen var. fen dedi 237 fulleyen var. IT fulleyen sayıları özellikle fen bir tık daha düşük. TTFN'e göre tabii ki. Ayrıca 2019 senesine ait arkadaşlar ders ders de ulaşabildik TTFN fulleyen sayılarına. Şimdi kimyayı fulleyen 7000 kişi var. Ama fiziği yan, 55 55000 kişi var. Şimdi bana bu bilgiyi söyleseydiniz arkadaşlar ben büyük ihtimal tersini tahmin ederdim. Yani fiziği fullleyen sayısının daha az olacağını tahmin ederdim. Çünkü biliyorsunuz fizik biraz daha önyargıyla yaklaştığımız, böyle biraz daha fulllemesi zor diye baktığımız bir ders. Ama en azından TET adına fizik dersinin de fazlasıyla fulllenebildiğini görebiliyoruz. Sonrasında biyoloji geliyor. 16.581 fullleyen sayısıyla. Sonrasında da kimya gelmiş. Oluyor. Şimdi gelelim 2020 sınavına. Şimdi 2020 sınavı bazı sayıların değiştiği bir sınav. Çünkü sınavın tarzında bir değişiklik vardı. Yani sınavın TYT'nin özellikle süresi artmıştı. Acaba bu yansıdı mı diye düşünüyor olabilirsiniz. AYT'de belli bir basit olarak yorumlanıyordu. Ki sayıda da bence fazlasıyla yansımış. AYT sınavı bir tık daha basitleşmişti. Gelelim 2020 sınavının yani pandemi senesinin sınavına. TT Türkçe fulyen sayısı 34. E, TT sosyal fulyen sayısı 1742. TYT matematik fuliyan sayısı 2196, TTF'nin fuliyan sayısı 1315. Genel manada baktığımızda aslında artış var gibi. Özellikle sen matematik fuliyan sayısında, e, sosyali fuliyan sayısında artış var. Ama Türkçe'de özellikle bir düşüş var. Yani Türkçe'de geçen seneye göre, yani bir önceki seneye göre yarıya inmiş diyebiliriz. Buradan da ne, hani Türkçe'yi 40 yapmanın daha da zorlaştığını söyleyebiliriz. Türkçe 40 yapmak gittikçe zorlaşmış. 2020 senesinde daha da ilginç olansa arkadaşlar, AYT Matematiği tam 9623 kişi fulllemiş. AYT fen 803 kişi fulllemiş. Şimdi ben bu sayının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Düşünsenize AYT matematiği 9623 kişi fulllemeyi başarmış. 40'ta 40 net yapmış. Çünkü 40'ların 40 net yapmak çok basit değil. Beni şaşırtan kısım burası. Ama elbette kalkan konular vardı. Bu sene nasıl olacağını tam bilemiyoruz ama geçen sene kalkan konuları da hesaba kattığımızda ve sınavın bir tık basit olduğunu düşündüğümüzde böyle fullleyen sayısında fazlasıyla bir artışla karşılaşabiliyoruz. Çünkü bu artış hani önceki seneye göre 6-7 kat bir artış olmuş oluyor. Buradan hani 2020 senesinin matematik sınavını çözecekseniz siz de evde kendiniz çözeceksiniz de büyük ihtimal. Fulleyen sayısındaki artışı unutmayın ve sizi de aslında bu sınavda kendinizi 40 yapmaya zorlayabilirsiniz. Henüz çözmediyseniz. Çünkü fulleyen sayısındaki artış şu manaya gelir aslında. Özellikle iyi öğrenciler arasında dikkat hataları azaltılmış, dikkat hatası daha az yapılmış ve 40'ta 40 gibi yani full'e yakın bir başarıyı elde etmek bir tık daha kolaylaşmış diyebiliriz aslında. ITF'nin açısından da yine 3-4 katlık bir fark var bir önceki seneye göre. ITF'nin full'leyen sayısı da artmış ki ben de bu sene çok fazla genel olarak ITF sınavını full'leyen 80'de 80 yapan arkadaşla karşılaşmış oldum. Şimdi buradaki bilgileri görebilmek bize ne katar? Aslında şunu katabilir. Sınavları çözerken mesela çıkmış soruları çözeceksinizdir ya 2018, 2019 ve 2020 senesinde sınavlarınızı kendi netlerinizi karşılaştırırken bence bu tabloları bu sayıları da dikkate almalısınız diye düşünüyorum. Ayrıca AYT matematikteki bu artışın size şöyle bir yansıması da olabilir. 2020 sınavı ne olur bilemiyoruz ama bence matematik konusunda aslında matematik fullleyen sayıları genelde diğer derslerden çok daha az değil. Yani hatta birçoğunda mesela TYT matematiğe baktığımızda en yüksek sayılardan bir tanesini oluşturuyor her yılda. Yani şunu söylemek istiyorum aslında matematik o kadar da 40 yapması çok zor olan bir ders değil aslında kıyasladığımızda. Mesela Türkçe'ye bunu diyebiliriz. Koskoca Türkiye'de 34 kişi Türkçe'yi fullleyebiliyorsa evet Türkçe gerçekten zor bir ders diyebiliriz. Ama en azından matematik adına konulara hakim olursanız ve konularda dikkat hatası yapmamayı başarırsanız bu 2000 arkadaşımızın fullediği gibi sizler de fullleyebilirsiniz manasına geliyor aslında. Ve hani bu noktada biraz daha özgüven açısından matematik konusunda siz de ben de yapabilirim, ben de 40'a yaklaştırabilirim diye düşünebilirsiniz. Gerçekten hani 9623 kişi fullleyebildiyse Birçok arkadaşımız da eminim fulle yakın yapmıştır. Bir yanlış yapmıştır, iki yanlış yapmıştır. Hani buradan derece isteyen ve özellikle ileri hedefi olan arkadaşlarımız için matematiği fulle yakın yapabilirsiniz diye söylemek istiyorum aslında. Ve hani tabii ki sınavın zorluk derecesi de bu sayıları çok etkiliyor. Bunu da unutmamamız lazım. Bu sayıları sizinle paylaşmak istiyordum. Hazır bunlara ulaşmışken, araçları bulmuşken sizin de bilmenizi istedim. Ve bu sayılar üzerinden siz de 2021 sınavında nasıl olacağını bilemeyiz ama en azından önceki senelerde bu şekildeymiş diye düşünebilirsiniz. Ve üzerine yorumlarınızı yapabilirsiniz. Yorumlarınızı aşağıda da yazabilirsiniz. Benimle de paylaşabilirsiniz. Ve henüz abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. Hepiniz hoşçakalın. Görüşmek üzere. iyi çalışmalar.